Cennetin o kapısını açacak. Yola gelmeden ikinci ağacı görünce o insan ikinci ağaca gitti. Orayı görünce birinci ona çok basit geldi. Vay be. Hani cehennemden çıkana orayı iyiydi ama şimdi daha iyi görünce bura basit geldi. Biraz sonra Oradaki nimetleri de tattı. Biraz kafasını kaldırdı ki şöyle yukarı bir tepede bir ağaç var ki bundan daha güzel. Cennetin kapısına kadar gelecek okul. Cenab-ı Hak azze ve celle okula hani sen başka bir şey istemeyecektin. Bak bunu da istedin. Ya Rabbi ben cennetin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum diyecek. Allah Azze ve Celle'den görevli melekler diyecekler ki bura cennet değil ki. Bura cennet değil ki. Cennet bak o kapı var ya. Oradan giriliyor. Cennetin sekiz ayrı birbirinden bağımsız sekiz ayrı tabakası var. Birbirinin içine geçmiş çemberler düşünün en ortadaki Firdevs. Onun dışında Hüsna var mesela. Darusselam var. Selam yurdu, selamet yurdu. Darul Mukame var mesela. Darul Mukame. Neresi ki orası? Cennette Darul Mukame'ye kim gider? Darul Mukame ikameden geliyor Arapça. Yani oturulacak gerçek evin olduğu cennet. Saraylarıyla meşhur. Hani bazen işte Amerika'ya gidiyor adam diyor ki ya işte Manhattan'da öyle binalar var ki diyor. Ve ne diye gidiyor İtalya'ya? O kanalların, ırmakların geçtiği böyle suyun içinde evler var diyor. Onu anlatıyor. Böyle yerleşim yerleriyle meşhur. Cennetin evleri ve sarayları en meşhur mıntıkası neresiymiş? Darul Mukame. Darul Mukame'de değerli kardeşlerim kimler kalacak? Dünyada evinden, yurdundan sürgün edilmiş Filistinli, Doğu Türkistanlı, Suriyeli, Yemenli milyonlarca Müslüman, milyonlarca iman etmiş insan Sadece bugün de değil. insanlık var olduğu günden bugüne hırsızların, katillerin, teröristlerin zulmünden kaçan, evini ocağını bırakıp çoluğunu çocuğunu kaybedip gurbetlere düşen yersiz yurtsuz insanlar var ya mesela Arakanlılar. İşte o dünyada Müslüman olup imanından vazgeçmeyen Allah'a ibadetlerini terk etmeyen, ahlakını bozmayan, dünyada evini ocağını kaybetmiş insanların gideceği, Müslümanların gideceği cennet, darül mukamedir. Diğer cennetteki insanlar o mukamenin evlerine imrenirler. Biz de bazen öyle etmiyor muyuz? Mesela Ali Beyköy'de Eyüp Sultan, Eyüp Sultan da Eyüp Sultan. Şimdi Ali Beyköy'de oturan kardeşim Eyüp Sultan Meydanı'ndaki böyle diyelim ki güzel binaları görünce ah evimiz şurada olsa demiyor mu insan? Hemen sabah namazında kalkar müezzinin ezanını duyunca hemen camiye gireriz Eyüp Sultan'a. İçtanın içinden geçmiyor mu? Bunun gibi cennetin içinde cennetin dereceleri var. Nasıl 8 ayar altına da altın diyorsunuz. 12 ayar altına da altın diyoruz. 24, 22 ay arada altın diyoruz, 24 ay arada altın diyoruz. Cennetin de dereceleri var. Bakınız o adam melekler tarafından cehennemden çıkarılmış Müslüman. Ağaçları cennet zannetti o meyveleri, o suları. Öyle bal gibi bir su içti mesela. Selsebil ırmağından gelen bir ağacın dibinden su. Cennette bunun kaynağı selsebil. Tesnim denilen bir içecek var karışım. Hani siz kokteyl diyorsunuz ya. Kokteyli gavurlar yeni öğrendiler. Gayrimüslim kafirler kokteyl lafını yeni öğrendiler. Allah 1400 yıl önce tesnim diye bir içecekten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tesnim ne? cennet içeceklerinin en lezzetlilerinin birbirinin içine karıştırılıp yepyeni orijinal bir tat ve bunu içen inanın kardeşlerim hadisi şeriflerde açık anlatılıyor tesnim içeceği şarap diyorlar hayır şarap değil Kur'an-ı Kerim'de şarap diye geçen kelime şeribe kökünden içecek demektir meşrubat demektir bunu millet bu dünyadaki rakıyla, vodkayla, viskiyle, birayla, içkiyle karıştırıyor. Hayır. Bunlar necistir. Bunlar İslam dininde pistir. Haramdır. Onlar elbisene dökülse namaz kılınmaz. Allah onu cennete kor mu hiç? Dünyada pis olan bir şey ahirette temiz değildir. Zaten Allah'ın haram kıldığı içeceklere Allah ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde şarap diye geçmez. Onlar humur diye geçer. Humur, hamur yani sarhoşluk veren pis içki demektir. Ama şarap su şaraptır. içecek demektir. Portakal suyu şaraptır, içecek demektir. O adam onu cennet zannetti o ağacı. Öyle cennet olur mu? Melekler dediler ki bak daha sen cennete girmedin daha. Şu gördüğün kapı var ya sağında bir çeşme var solunda bir çeşme var. Çeşme camdan yapılmış yaldır yaldır yanıyor. İçinde fışkıran su o çeşmenin kayası üstü kenarları taş gibi ama camdan içi görünüyor o kaynağından fokur fokur fışkırdığını görüyorsun. Ve o sağda bir çeşme içeceksin, için temizlenecek, kıskançlık gidecek, kin tutmak gidecek. Cennete girince kıskançlık yok. Cennete girince kin, nefret duymak. Adama diyorsun ki ya merhamet et, git şuradan diyor. Ona merhamet etmem diyor. Feriştaha gelse affetmem diyor. Anam da yalvarsa babam da yalvarsa selam vermem ona diyor. Bu kindir. Kalbin içinde pis bir kara bir sudur bu. Simsiyah zift gibi bir noktadır bu. O suyu içince onlar çıkacak içinden kusacaksın. Cennete pis huyla ve cennete eksik bir görüntüyle girmeyeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.